أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Evet sevgili dostlar, İmam Ali'nin hayat defterini aralamaya, o güzelim hayatta yolculuk etmeye yeniden devam edeceğiz inşallah bu haftada. Dersimizin başlangıcında ben İbn Abbas'ın bir sözü ile başlamak istiyorum. İbn Abbas'ın o sözü nasıl bir insanın hayatını anlamak için çaba verdiğimiz noktasında bize gerçekten çok önemli bilgiler verecek. Nasıl bir insan Hazreti Ali? Diyor ki İbn Abbas, ki İbn Abbas Allah Resulü'nün amcasının oğlu ve Allah Resulü'nden dua almış birisi, dinde derinleşmesi için Resulullah'ın dua ettiği istisna bir şahsiyet. Tercümanul Kur'an diye bilinen, Kur'an'ı en iyi bilen ashabtan, insanlardan bir tanesi. İşte o İbn Abbas bize amcasının oğlu Hazreti Ali'yi tanıtıyor. Allah Ali'ye rahmet eylesin diyor. Allah'a yemin ederim ki o hidayet sancağı idi. Takva denizi, akıl küpü, zerafet abidesi idi. Gecenin karanlığında şeref aydınlığı idi. Her yönüyle hak ve hakikatin yılmaz bir savunucusu idi. İşte biz böyle bir insanın hayat defterinden günümüze izler taşımaya çalışıyoruz. Hak ve hakikatin yılmaz savunucusu, şerefin aydınlığı, gecenin karanlığında şeref aydınlığı ve bizlere hidayet meşalesini sunan, hidayetin insanlara nasıl takdim edileceğini anlatan bir hidayet rehberiydi İmam Ali. Hatırlarsanız dostlar, geçen dersimizde Sıffın Harbi'nin sonuna kadar gelmiştik ve mutlak bir zaferi elde edecekken son anda cehalet ile ihanetin kurbanı olarak İmam Ali'nin o harbi kaybettiğini söylemiştik. Aslında İmam Ali'nin böyle bir endişesi vardı zaten. Ta Kufe'den ordusunu hareket ettirirken. O endişesini fark eden dostları imama şunu sordular. Ey emir el müminin, siz Cemel gibi zorlu bir harbe de katıldınız. Ama bakıyoruz ki şu anki endişeleriniz Cemel'den daha fazla. Niçin böyle endişelisiniz? İmam Ali orada aslında başına gelecekleri tahmin edercesine şu özlü cümleyi söylemişti. Yol uzun, düşman hileli, dostlar ise cahil. Eğer yürüyeceğiniz yol uzunsa, karşınızdaki düşman da hiçbir meşru gayri meşru ayrımı yapmadan her türlü hileyi mübah sayan bir düşman ise, yanınızdaki dostlar da cahil ise, varın siz o zorlu yolda nasıl yürüyeceğinizi hesap edin. İşte İmam Ali bu zorlukları bilerek Sıffın'a doğru yola çıktı. Gerçekten de orada çok zorlu ortamlarla karşılaştı. Ama o dostlarının cehaletini gidermek için bir hidayet meşalesi gibi askerlerinin arasında dolaşıp durdu. Bir aralık dostlar gitti askerlerinin yanına. Baktı ki askerleri karşı tarafın askerlerine ve yöneticilerine lanet okuyor, küfürler ediyorlar. İmam Ali gadaplandı ve oradaki insanları susturdu. Siz buraya lanet etmek için değil, insanlara hidayet sunmak için geldiniz dedi. Asla lanet etmeyeceksiniz dedi. Bu sefer yanındaki askerler şundan endişelendiler. Ve dediler ki ey imam, onlar batıl, biz hak değil miyiz? Niçin bize lanet etmek için müsaade etmiyorsun? Onlar ki sana her türlü laneti mübah görüyorlar. Her türlü küfrü sana yakıştırıyorlar. Sen niçin bize böyle bir şey için müsaade etmiyorsun? İşte imam orada dostlar, o günün insanına da bizlere de çok önemli bir ders veriyor. Diyor ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bizler hak, onlar ise batıldır. Ama bize yakışan onlara küfürler edip lanetler okumak değil,
bize yakışan, cehalet ve gafletle bize karşı kılıç çeken kardeşlerimize dua etmektir. İşte bu dostlar, İmam Ali'yi yücelten bu. Çünkü o muallim ekber olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında lanet etmenin, beddua yapmanın bir Müslümana yakışmadığını öğrenmiştir. Taşlanan peygamber, ben insanlara lanet etmek için değil, rahmet etmek için geldim diyen bir peygamber. Uhud'da dişi kırılan peygamber, ben insanlara lanet etmek için değil, onları hidayete taşımak için geldim. Ya Rabbi onlar bilmiyor, bilselerdi yapmazdı diyen bir peygamberin elinde yetişen Ali. Ve orada böyle bir tavrı gösteriyor. Askerlerine diyor ki onlara lanet edeceğinize onlara dua edin. Ve ellerinizi açın deyin ki ya Rabbi onların cehalet ve gafletlerini ilim ve marifete çevir. İsyan vadilerinde koşanları inayetinle hidayetine kavuştur. İmam Ali'nin askerlerini yetiştirme hususunda ortaya koyduğu çaba, ortaya koyduğu gayret böyle bir gayret. Ama gelin görün ki dostlar, cehalet öyle kötü bir şey ki bir topluma musallat olmamaya görsün. Eğer olduğu zaman bir toplum asla bu kabı yıkıp atmayana kadar İlim ve marifete ne yazık ki kavuşamıyor. İşte İmam Ali'nin saflarında mücadele eden Kufe ordusunda böyle bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı dediğimiz gibi mutlak galibiyet olan bir savaşın mağlubiyet ile neticelenmesine sebep oldu. Nasıl oldu dostlar? İmam Ali'nin saflarında mücadele veren sahabenin büyüklerinden Ammar bin Yasir ve tabiinin büyüklerinden Veysel-i Karani şehit olunca karşı taraftaki ordu darmadağın oldu. Bu iki insanın şehit kanı oradaki ordunun aşka ve şevke gelmesine vesile olmuştu. Ve ordunun hak ile batıl olarak ayrımına sebep olmuştu. Şam ordusu darmadağın olmuştu. Ve neredeyse yıkılmasına an kalmıştı. Ve Şam ordusu o yıkılmadan kurtulmak için bir hileye başvurdu. Ne yaptı? Mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını takarak havaya kaldırdı ve biz sizi Kur'an'ın hakemliğine çağırıyoruz diye hilafet ordusunu Kur'an'ın hakemliğine çağırdı. İmam Ali yanındaki insanlara diyordu ki aldanmayın, bu bir hiledir. Kur'an'ın hükmü Zülfikar'ın adalet dağıtan kılıcının ucundadır. Mızrakların ucuna asılan sayfalarda değil. Biz yıllardır onları Kur'an'ın hükmüne çağırıyoruz. Gelmiyorlar. Bugün artık yapacakları başka bir şey kalmadıkları için o hükmü kabul ettiklerini söylüyorlar. Ama asla doğru değil. Hazreti Ali ne yaptıysa dostlar, kendi askerlerini ikna edemedi. İşte cehalet ve ihanet orada marifete galip geldi. İmam Ali ki marifetin ve velayetin sultanıydı ama orada cehalete söz geçiremedi. Kufeliler dediler ki ey emir el müminin sen bizi Allah'ın kitabına karşı mı savaştıracaksın? Vallahi biz Kur'an'a karşı kılıç sallamayız. Hazreti Ali çırpındı. Onların bir ihanet üzere olduklarını söyledi ama ikna olmadılar. İkinci bir Uhud yaşandı Sıffı'nın meydanında. Ve İmam Ali istemeyerek Kur'an'ın hakemliğini kabul etti. Ne oldu daha sonra? İki taraf birer hakem belirleyerek Kur'an'ın hakemliğinde bu işi çözmek için anlaştılar. Ve Şam tarafı Amr İbni As'ı seçti. Kufe tarafı, hilafet tarafı da İmam Ali İbni Abbas'ı, Abdullah İbni Abbas'ı teklif etti. Ama Kufe'nin cahil ordusu buna itiraz etti. Hayır, biz İbni Abbas'ı istemiyoruz. O zaman Hazreti Ali dedi ki Malik İbni Eşter olsun, onu da istemiyoruz.
biz Ebu Musa el-Eşari istiyoruz dediler. Hazreti Ali istemeyerek olsa kerhen Ebu Musa el-Eşari'yi kabul etti. Dolayısıyla orada taraflar hakemlerini belirleyerek bir anlaşma imzaladılar. Bir yıl sonra hakemler Dumetul Cendel denen mıntıkada bir araya gelecekler ve Kur'an'ın rehberliğinde bir hüküm vererek bu işi nihayete erdirecekler. Peki dostlar, burada şöyle bir soru soralım. Hazreti Ali niçin Ebu Musa el-Eşari istemedi? Ebu Musa el-Eşari ehliyetsiz bir insan mıydı? Haşa. Böyle bir şey var mıydı ki İmam Ali ısrarla başkalarını, İbni Abbas'ı ve Malik İbni Eşleri ileri sürerek onun hakemliğini kabul etmedi? Amr İbni As'ı geçen derste ben tanıtmıştım sizlere. İsterseniz bu haftada Ebu Musa el-Eşari'yi tanıyarak hakem olayında Ebu Musa el-Eşari'nin ortaya koymuş olduğu tavrı anlayalım ve İmam Ali'nin niçin onun hakemliğini kabul etmeyişinin arka planını anlayalım. Aslında oradan alacağımız çok önemli dersler var. Ebu Musa el-Eşari dostlar, asıl ismi Abdullah İbni Kays. Yemenli yiğit bir sahabi. Daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden iman etmiş bir insan. Yemen'de daha Mekke'deyken nübüvvetin güneşi duyar ki Mekke'ye peygamberlik iddiasıyla biri gelmiş. Merak eder ve o merakla Yemen'den deniz yoluyla Medine'ye gitmek için yola çıkar. Ama o günün imkanları çerçevesinde gemisi Medine'ye varamaz, Habeşistan'da zorunlu ikamet etmek zorunda kalır. Bir fırtınaya tutularak. Habeşistan'da kaldığı günler dostlar, Habeşistan'daki Müslümanlarla tanışır. Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talip ile orada tanışır. Ve Medine'ye gelmeden Cafer'in vesilesiyle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek nübüvvet medresesinin öğrencisi olur. Oradaki Müslümanlarla birlikte Habeşistan'dan Medine'ye doğru yola çıkarlar. Hayber'de gelir Allah Resulüne yetişirler. O günde İmam Ali'nin vesilesiyle Hayber'in kaleleri fethedilmiştir. Resulullah Habeşistan'dan gelen o heyete öyle bir sevinir ki Cafer bin Ebi Talib'i kolları arasına aldığı zaman, ben şimdi Cafer'in gelişine mi sevineyim yoksa Hayber'in fethine mi sevineyim diye onların gelişinden duyduğu sevinci ifade eder. Ve Allah Resulü Yemen'den gelip Hayber'de Müslümanlara katılan o kafileyi şöyle karşılar. Müjdeler olsun size ey gemi halkı. Vallahi size iki hicret sevabı vardır. Çünkü onlar Habeşistan'a, oradan da Medine'ye hicret ederek iki hicret sevabı kazanmış gibi bir amel işlemişlerdi. Allah Resulü Yemen'den gelen o kafileye öyle bir ilgi gösterdi ki dostlar. Daha tanışır tanışmaz Hayber'den Medine'ye gelene kadar Ebu Musa el-Eşari'yi bineğinde, terikesinde, arkasında taşıdı. Ve yol boyunca Ebu Musa ile sohbet etti. Bir aralık Ebu Musa'ya dedi ki, ey Ebu Abdullah, şimdi sana cennet hazinelerinin anahtarı olacak bir kelime öğreteyim mi? Ebu Musa el-Eşari dedi ki, anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah, öğret. Cennet hazinelerinin anahtarı olan kelime la havle ve la kuvvete illa billah'tır. Ebu Musa el-Eşari bir ömür Resulullah'ın bu zikrini ağzından düşürmedi. Medine'ye geldi dostlar. Suffe ehlinin içerisine dahil oldu Ebu Musa. Kısa bir sürede Kur'an hafızı oldu. O kadar güzel sesi vardı ki Resulullah gider ona oku ey Davud'un nağmesi yanında bulunan kari diye ona Kur'an okuturdu. Davudi bir sesi vardı Ebu Musa el-Eşari'nin.
ve ciddi bir alim olduğu Suffe'nin ehli arasında. Resulullah birkaç kez bu zatı görevlendirdi. Vefatına yakın Muaz bin Cebel ile kendi memleketi Yemen'e gönderdi. Orada insanları tebliğ etsin diye. Ve oradaki görevini yaptıktan sonra veda haccında geldi, Allah Resulüne yetişti. Resulullah vefat ettikten sonra dostlar, Hazreti Ebu Bekir döneminde de Ebu Musa el-Eşari'yi görüyoruz. Birçok olayda ve görevde onun ismi geçiyor. Ama asıl Ebu Musa el-Eşari'yi öne çıkaran olay Hazreti Ömer döneminde yaşanır. Hazreti Ömer bu zatı Basra'ya vali olarak atar. Ve o bir taraftan Basra'da valilik yaparken bir taraftan da Kur'an öğretmenliği yapar. Mescitte talebeleri vardır, özel talebeleri. Onlara Kur'an'dan dersler veriyor, kıraat öğretiyor ve onların Kur'an'da derinleşmesine imkan tanıyordu. Coğrafyalar genişleyince Halife Hazreti Ömer valilerden Kur'an öğretmeni istedi. Yeni Müslüman olmuş coğrafyalara gidip orada Kur'an öğretmenliği yapacak öğretmenler istedi. Ve bunu valilere bildirdi. Her vali 3-5 öğretmen gönderirken Ebu Musa el-Eşari tam 300 öğretmen gönderdi. Bununla da büyük bir başarıya imza attı. 300 tane Kur'an öğretmeni yetiştirmişti kısa bir zaman zarfında. İşte böyle alim ve fazıl bir şahsiyet Ebu Musa el-Eşari. Peki İmam Ali niçin dostlar istemedi bu insanın hakemliğini? Burası çok önemli. İmam Ali Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş bir insan. Ve o Resulullah'tan şunu duymuş. İnsanlar madenler gibidir. Her insanın kendine özgü bir madeni, bir kabiliyeti, bir karakteri, bir mizacı vardır. Her insan bir işe yarar ama her insan her işe yaramaz. Öyle işler vardır ki o işlere özel insanlar lazımdır. İşte Allah Resulü'nün yanında bu terbiyeyi öğrenmiştir İmam Ali. Çünkü Resulullah'ın hayatının her karesinde biz bunu görüyoruz. Resulullah'ın defterinde atık insan yok. Bu insan işe yaramaz diye birinin üzerini çizdiğine rastlamıyoruz. Açıkça münafıklığı tescillenmiş insanlar bile Resulullah'ın yanında bir görevin, bir vazifenin adamıdır. İşte İmam Ali bu terbiyeyi alarak orada Ebu Musa'ya karşı çıktı. Bir örnek vereyim isterseniz bu mesele daha iyi anlaşılsın diye. Mesela Allah Resulü'nün yanında dostlar Ebu Zer-i Gıffari'nin bambaşka bir yeri vardır. Ebu Zer-i Gıffari ki İslam'ın ilklerindendir. Daha bir avuçken Müslümanlar Gıffar kabilesinden kalkıp gelmiş 10 yaşındaki Ali'nin önderliğinde Darul Erkam'a giderek şehadet getirip o kutlu halkanın içerisine girmiştir. Ve bu insana Allah Resulü onlarca hadisle şahsiyetini ve faziletini dile getirmiştir. Çok istisna bir yeri vardır Ebu Zer-i Gıfari'nin Resulullah'ın yanında. Allah Resulü hiç kimseye dostum diye hitap etmezdi Ebu Zer'in dışında. Sadece Ebu Zer'e dostum derdi. İşte Allah Resulü'nün dostu olan bu yiğit sahabe bir gün Resulullah'a geldi ve dedi ki ya Resulallah falancaları filanca işe gönderiyorsun. Filancayı zekat memurluğuna, filancayı valiliğe niçin bana bir görev vermiyorsun? Bana da bir görev ver, ben de gideyim senin o kutlu bayrağını oralarda dalgalandırayım. Ne diyor dostlar biliyor musunuz Allah Resulü? Ey Ebu Zer! İdarecilik yükü ağırdır. Sen o yükü taşıyamazsın. Dostu, fazileti var, ehliyeti var ama Resulullah tanıyor işte. Karşıdaki muhatabını tanıyor, görevi de tanıyor, onun orada başarılı olmayacağını biliyor. Ey Ebu Zer, sen o yerin adamı değilsin, sen şu yerin adamısın. İşte dostlar,
Ebu Musa el-Eşari'ye, İmam Ali'nin karşı çıkışının arka tarafında böyle bir şey var. Yoksa Ebu Musa el-Eşari'yi ehliyetsiz biri gördüğünden dolayı değil. Böyle görseydi eğer Kufe valiliğinde İmam Ali bırakır mıydı? Ne diyordu o? Siz bana şu ehliyetsiz insanları görevde bırakmamı mı istiyorsunuz? Vallahi ben onlardan bir tanesini bir saat bile iş başında bırakmam. Eğer İmam Ali Ebu Musa el-Eşari ehliyetsiz görseydi onu da o görevden alırdı. Ama almadı, görevinde bıraktı. İş hakemlik olayına gelince dostlar değişti. Oranın adamı değildi Ebu Musa el-Eşari. Ve tarih İmam Ali'yi haklı çıkardı. Nasıl Amr ibn-i As'ın tuzağına düştüğünü biraz sonra göreceğiz. Oranın adamı değildi. Israrla bunu kendi cemaatine anlatmak istedi. Bakın karşıdaki insan, bu işi bilen biri, bu işin tekniğini bilen biri, tuzağı, hileyi, her türlü şeyi bilen biri. Karşısına çok dirayetli birini çıkarmamız lazım ki bizi orada hakkıyla temsil etsin. İbn Abbas gibi birini, Malik İbn Eşter gibi birini çıkarmamız lazım. Ama Kufe'nin cahil insanları buna karşı çıktı. Ve neticede İmam Ali istemeyerek de olsa Ebu Musa el-Eşari'nin hakemliğini kabul etti. Taraflar anlaşma yaptılar dostlar. Ve Muaviye ordusu Şam'a, hilafet ordusu da Kufe'ye doğru yola çıktı. Harura denen bir mevkiye geldikleri zaman İmam Ali'nin ordusunda yepyeni bir sorun ortaya çıktı. 12 bin kişilik bir grup ki yaklaşık ordunun 1/3'üne tekabül ediyor. Biz Kufe'ye gelmiyoruz dedi. Dediler. Sebep hakemliği kabul ederek sen küfre girdin dediler. Allah'ın hakemliği dururken insanların hakemliğine müracaat ederek sen küfre girdin diyerek İmam Ali'yi tekfir ettiler. Cehalet dedik ya işte. İmam Ali bunların öncelikle çok fazla uzatacağını bu meseleyi tahmin etmedi. Peki gelmiyorsanız gelmeyin dedi. Yanındaki askerlerle Kufe'ye gitti. Bir müddet Kufe'de bekledi. Baktı ki bu adamların hali ciddi. Ve bu adamlar farklı şeylerin peşindeler. Kendilerine birini Şebes İbn-i Rebi et-Temimi'yi askeri komutan olarak, Abdullah İbn-i Kevva el-Temimi'yi de namaz imamı olarak atadılar. Ve içlerinde teşkilatlanmaya başladılar. Çok farklı şeyleri dile getirmeye başladılar. İmam Ali bunların yapısını çok iyi tanıyordu. Zahire inanan, zahirden başka hiçbir şeye tenezzül etmeyen zahirperest insanlar olduklarını biliyordu. Onun için bunların yarın ümmetin başına bela açacaklarını da tahmin ediyordu. Bu vesile ile onları bir müddet kendi hallerinde bıraktı. Ondan sonra dostlar baktı ki bunların talepleri artık sınır tanımaz bir hale geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaybe ait bir müjdesi ile bunlardan haber verdiğini hatırladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta Buhari olmak üzere birçok hadis kitabında şu olayı bize anlatır. Ebu Said el-Hudri kanalıyla. Resulullah bir gün ganimet dağıtmaktadır. Abdullah İbni Zulhüveysira et-Temimi isimli bir şahıs ki o da haricilerin liderlerindendir. Gelip Resulullah'ın arkadan cübbesini tuttu, hızlı bir biçimde çekti. Öyle ki Resulullah'ın boynunda iz oluştu. O cübbeyi çekerken de dedi ki adil ol ya Resulallah. Ya da başka bir rivayetle Allah Resulü'nün ismini anarak adil ol ey Muhammed diyerek Resulullah'a hitap etti. Bir anda meclisin havası değişti. Herkes bu kaba insanın kim olduğunu merak etti. Ömer kılıcını çekti Hazreti Ömer. Ya Resulallah bırak beni şu münafığın kafasını uçurayım.
Allah Resulü ona müsaade etmedi. Ve o gün o tarz insanların nasıl bir düşünceye sahip olduklarını bize anlattı. Bize ve o çağın insanına. Bırak onu dedi. O ve onun gibileri, onun yoldaşları vardır ki sizden biriniz kendi namazını ve orucunu onların yanında hakir görür. Öyle namaz ehli, öyle oruç ehlidirler ki sizler kendi namaz ve oruçlarınızı onların yanında hakir görürsünüz. Ne var ki onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Allah muhafaza. Ebu Said el-Hudri diyor ki o da o günlerde Hazreti Ali'nin saflarında mücadele etmektedir. Vallahi Nehveran'da ben o güruhu gördüğüm zaman Medine'ye gözlerimi diktim ve sadak da ya Resulallah dedim. Bir görseniz namaz ve oruçlarını melek zannedersiniz. Ama gelin görün ki o ibadetin hayatla hiçbir bağı yok. Namaz ama hayata müdahil bir namaz değil. Oruç ama insana sorumluluk bilincini hatırlatan bir oruç değil. Emir bir maruf nehyanil münker ama toplumsal olarak topluma hiçbir faydası yok. Sadece ibadetin zahiri, dış görüntüsü. Dışa bakıp içi muhtevayı unutan sığ görüşlü bir düşünce. Ve Ebu Said el-Hudri yine diyor ki o zümre hakkında, Abdullah İbni Temimi hakkında ve onun gibileri hakkında nazil olduğu Tevbe suresinin 58. ayeti. O ayet ne diyor biliyor musunuz? Onlardan bazıları seni sadakaların taksimi hususunda ayıplarlar, kınarlar. Allah Resulü'nün zekatı ya da ganimeti pay etmesini kınarlar ve Resulullah'ın adil olmadığını iddia ederler. Eğer sen onlara sadakalardan çokça pay versen senden razı olurlar. Ama az pay versen sana düşman olurlar. Bu ayet dostlar aslında harici mantığın genel özelliğini bize verir. Niçin duruyoruz bunun üzerinde? Çünkü ne yazık ki harici mantık Nehveran'da İmam Ali'nin Zülfikarı ile yok edilmiş bir mantık değil. Halen şu anda İslam toplumunda bu mantığın izlerini görüyoruz biz. Ayet bizlere o mantığın genel düşüncesini veriyor. Üç temel düşünce var burada dostlar. Bir, onlar hiç kimseye güvenmezler. Karşıdaki muhatap kim? Ayeti dikkate alırsak Resulullah. Nehveran'ı dikkate alırsak İmam Ali. Peygambere ve peygamberin varisi olan hilafet makamında duran o zata dahi güvenmiyorlar bunlar. Bir güven problemleri var. Her meselenin altında acaba deyip şüpheyle bakıyorlar. Birinci özellikleri bu harici mantığın. İkincisi dostlar menfaatçidirler. Aslında düşünceleri yok. Bir bakarsınız bugün savundukları şeye yarın düşman olmuşlardır. Yarın düşman oldukları şeye öbürsü gün dost olmuşlardır. Niçin? Çünkü düşünceleri düşüncelerini oluşturan temel şey menfaatleridir. Eğer ceplerini doldurursanız size düşman gibi oldukları birçok şeye dost gibi görünerek sizin karşınıza çıkarlar. Temel düşünceleri bu. Üçüncüsü dostlar itaat etmezler. Onlar itaat düşmanıdırlar. Bir cemaatin içerisinde yer almak, bir yapının içerisinde bulunmak, bir toplum içerisinde bir imamın rehberliğinde yürümeyi asla kabul etmezler. Niçin? Çünkü itaat etmek insana sorumluluk yükler. Bir yerde itaat ettiğiniz zaman, bir yere ait olduğunuz zaman, aidiyetinizi dile getirdiğiniz zaman orada siz sorumluluk yüklenmiş olursunuz. Ama harici mantığı öyle bir mantık ki temel şeyleri
itaat etmemek, her şeye muhalefet etmek, her şeyi eleştirmek, her şeyi tekfir ederek kendilerinden başka hiçbir Müslümanın olmadığını iddia ederek sorumluluk almamak. Bir yerlere girip ben de varım dediği zaman oradan sorumluluk yüklenecek. Ama bu mantık sorumluluğu kabul etmeyen bir mantık. İşte böyle bir mantık ile İmam Ali savaşmak zorunda kaldı dostlar. İsterseniz kısa bir ara verelim ve bunlarla nasıl mücadele ettiğine bakalım ki bizler de çağdaş harici akımlarıyla, çağdaş harici düşüncelerle mücadele ederken İmam Ali'nin bu rehberliğinden kendimize pay çıkaralım. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız inşallah. Evet sevgili dostlar, hidayetin ve marifetin güneşi olan İmam Ali'nin nasıl cehaletle savaştığını, cehalete karşı nasıl bir üslup takındığını öğrenmeye çalışacağız inşallah. Dediğimiz gibi harici mantığın temel özellikleri ayetin ışığında 3 taneydi. Onlar kimseye güvenmezler, menfaatlerini düşünürler. Üçüncüsü de asla itaat etmezler. Bu mantığın genel bir özelliği daha vardı dostlar. O da İslam düşüncesinin temel bir kaynağı olan sünneti tamamen hayatlarından dışarı çıkardılar. Onlar diyorlardı ki Kur'an kesin bir kanundur. Mübin olan Kur'an tevile ve tefsire ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla kim onu tevil ve tefsir etmeye kalkışırsa o dinden çıkmış olur. Böyle bir mantığın sahipleriydiler onlar. İslam düşüncesinde Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan ve Kur'an'ın pratize edilmiş hali olan sünneti devre dışı bırakarak Kur'an'daki birçok ayetin sadece zahirine takılarak zahir ile amel etmeye, zahir ile insanların amel etmesini sağlamaya çalıştılar. Ve öyle bir hale geldiler ki bazı Kur'an ayetleri bazı tarihçilerin tespitiyle din adına dinsizlik yapabilecek bir hale geldiler. Din adına dinsizlik yapılır mı? Evet, böyle bir mantığa sahip olunursa yapılır. Peki nasıl mücadele etti İmam Ali? Günlerce bekledi. Belki bunlar kendileri vazgeçer, tekrardan İslam cemaatine dahil olurlar. Baktı ki gelmiyor. Tercümanul Kur'an olan İbni Abbas'ı onlara göndermek istedi. Ama İbni Abbas giderken çok önemli bir tavsiyede bulundu İbni Abbas'a. Dedi ki ey amcamın oğlu sakın onlarla Kur'an ayetleriyle tartışma. Onlara sünnetten deliller getir. Çünkü Kur'an'ın ayetlerinin birçok yönü vardır. Onlar bu yönleri görmedikleri için Allah'ın ayetlerini boş yere tartışma konusu edip onlar üzerinden farklı düşüncelere sahip olabilirler. Onlarla sünnet üzere tartış. Sünnetle görüşlerini teyit et dedi İbni Abbas'a. Niçin Hazreti Ali böyle bir tavsiyede bulundu dostlar? Çünkü dostlar Kur'an ilahi kelam olarak Allah'ın ezel aleminden süzülüp gelen ilahi kelam birçok özelliğin yanında bir özelliği de ayetlerde geçen bazı kelimelerin bir yerde farklı bir yerde de farklı anlama gelmesidir. Bu tefsir ilminde el vucuh ve en nezair diye anlam bulur. Ne demek bu? Bir kelime, aynı kelime birçok anlamda kullanılabilir. Eğer siz Kur'an ayetlerini böyle bir özellikten mahrum bırakarak anlamaya çalışırsanız bazen cinayet işleyebilirsiniz. Mesela salat kelimesi en bilinen anlamıyla namazdır. Peki Kur'an'da geçen salat kelimesinin hepsi namaz anlamında mıdır? Hayır. Eğer biz tutar namaz diye bu kelimeyi sınırlarsak ve Kur'an'da geçen her yere namaz diye tercüme edersek, namaz diye anlamaya çalışırsak
büyük bir cinayete imza atmış oluruz. Çünkü salat kelimesi bazı yerde dua anlamında, bazı yerde fiili destek anlamında kullanılır. 20'ye yakın anlamı vardır. Bu anlamdan mahrum bıraktığınız zaman işte siz Kur'an'dan gerçek manada istifade edemezsiniz. İmam Ali bunun için dostlar İbn Abbas'a bu tavsiyede bulunuyor. Git onlarla o zahir perest olan grup ile böyle tartış. Sünnet ile onlarla tartış. İmam Ali gitti İbn Abbas onları bir türlü ikna edemedi. Cahile söz söyletmek, söz dinletmek dostlar deveye hendek atlatmaktan zordur. Hatırlayın İmam Şafii'nin o güzelim sözünü. Ne diyordu İmam Şafii? Ne kadar alim ile tartıştımsa onu yendim. Ne kadar cahil ile tartıştımsa ona da yenildim. İmam Ali ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile ilim şehrinin kapısıydı. İmam Ali ki Kur'an'ı en iyi bilen zatlardan biriydi. O bile bir noktaya geliyor, cehaletin karşısında bittim diyordu. Ya Rabbi ben onlardan bıktım, onlar da benden bıktı. Beni onlardan, onları da benden kurtar diye dua etti İmam Ali. Çünkü cahil ile mücadele etmek, cahil ile konuşmak, cahil ile tartışmak dünyanın en zor meselesiydi. İbn Abbas eli boş döndü dostlar. Hazreti Ali bir müddet daha bekledi, bu sefer kendi gitti. Onlarla konuştu ve o güruhun yarısını, 6000 kişisini ikna ederek Kufe'ye geri dönmelerini sağladı. Ama gelenlerin hepsi aslında tam ikna olmamışlardı. Onlar zannediyorlardı ki İmam Ali hakem olayını kabul etmeyecek ve Dumetul Cendel'e hakem göndermeyecek. Ama İmam Ali hutbeye çıkarak minbere orada mescitte bulunan insanlarla şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki ben istemememe rağmen sizler beni hakem olayına mahkum ettiniz. An meselesi kalmıştı. Sıffında galip gelecektik. Cehaletinizle bizi hakem olayına mahkum ettiniz. Ben başka hakemleri önermeme rağmen sizler yine cehaletinizle ille de Ebu Musa el-Eşari'yi seçtirdiniz. Ve bizler de orada bir anlaşma yaptık. Vallahi bilsem ki şimdi o anlaşmanın neticesinde ben mağlup olacağım, ben verdiğim sözden asla dönmem. Biz anlaştık ve bize düşen o anlaşmaya sadık kalmaktır. Onun için ben hakemleri göndereceğim ve o olayın neticesini bekleyeceğim. İmam Ali bu sözü söyler söylemez dostlar, mescitteki o haricilerin büyük bir kısmı hüküm yalnız Allah'ındır diye bağırmaya başladılar. Bağırdılar. Hazreti Ali bir müddet onları dinledi ve tarihe geçecek bir söz söyledi. Ne dedi biliyor musunuz dostlar? Kelimetu hakkun yuradu bihe batıl. Hak söz batıl dava. Kendisiyle batıl istenilen hak söz. Evet hüküm yalnız Allah'ındır. Ama sizin istediğiniz gibi değil. Sizin dediğiniz gibi değil. O hükmü uygulayacak kimdir? Elbette ki insandır. Eğer hakem seçilmiş ise Allah'ın kitabıyla hükmetmek üzere seçilmiştir. Dolayısıyla o hakemlerin hükmü Allah'ın hükmüdür. Ama onlar o zahirperest kafalarıyla bu meseleyi anlamadılar. İmam Ali burada bu sözü söyledikten sonra dedi ki gidin ne haliniz varsa görün. Ama unutmayın ki sizin bizler üzerinde üç hakkınız vardır. İşte İmam Ali'yi yücelten önemli olan bir alandır burası. Karşısında onu tekfir eden bir zümre var. Sen kafir oldun diyorlar haşa İmam Ali'ye.
Buna rağmen Hazreti Ali diyor ki sizin bizim üzerimizde üç hakkınız vardır. Nedir o haklar? Bir, sizi mescitlerden alıkoymamak. İstediğiniz zaman Allah'ın mescitlerine gelebilirsiniz. İki, bizimle beraber cihata katılırsanız feyden, ganimetten size düşen payı vermek. Üç, siz fesat çıkarmadıkça biz de size karşı savaşmayacağız. Üç hak karşıdaki muhataplara söyledi. İmam Ali'nin hakkaniyete olan bu titizliği dostlar haricileri ikiye böldü. Mescitte bulunanların bir kısmı Kufe'den çıkmayı kabul etmediler. Yaklaşık 4000 kişi tekrardan Haruriye'ye geri döndüler. Oradan da Nehveran'a, asıl harbin olacağı mıntıkaya giderek konaklamaya başladılar. İşte o günlerde dostlar kararlaştırılan zaman gelmiş. Hazreti Ali de Ebu Musa el-Eşari'yi Dum'atul Cendel'e adamlarıyla birlikte göndermiştir. Muaviye bin Ebu Sufyan'ın tarafını Amr ibn-i As, Hazreti Ali'nin tarafını da Ebu Musa el-Eşari temsil etmektedirler. Hakemler günlerce konuşur. Bir türlü bir neticeye varamazlar. Ebu Musa el-Eşari der ki, benim görüşüm şu, Hazreti Ali de Muaviye de birçok kanlı olaya karıştılar. İyisi mi biz bu ikisini de azledelim, yerine bu olaylara karışmayan yeni bir halife atayalım. Kimi atayalım mesela? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Amr bin As orada bu düşünceye karşı çıkar. Çünkü o oraya bir tek şey için gelmiştir. Hatırlayın geçen dersten Amr ibn-i As'la Muaviye arasında bir pazarlık var. Eğer Muaviye halife olursa Amr ibn-i As da Mısır'a vali olacak. Ve Amr ibn-i As'ın bütün gayreti Muaviye'yi halife yapmak. Dedi ki Ebu Musa el-Eşari'ye, ey Allah Resulü'nün sahabesi, tamam söylediğin teklif güzel ama peki Osman'ın mazlum olarak öldürülen Hazreti Osman'ın kanını ne yapacağız? Muaviye o kanın varisi ve o kanı talep etmek için savaşa girdi. Eğer sen beni dinliyorsan nesep ve şeref yönüyle de üstün olan Muaviye'yi İslam ümmetine halife olarak atayalım. O sessiz dedikleri Ebu Musa el-Eşari bir anda gadaplandı. Ayağa kalktı ve Amr ibn-i As'a şunu haykırdı. Allah'tan kork. Eğer şeref ve nesepten bahsedeceksek hiç kimse İmam Ali'nin şeref ve nesebine kavuşamaz. Eğer takvadan bahsedeceksek hiç kimse İmam Ali'ye takvada eş olamaz. Sen kalkmış İmam Ali gibi birini benden azledip yerine Muaviye'yi mi seçmemi istiyorsun? Asla. Günlerce bunu konuşarak neticeye varmadılar dostlar. Amr ibn-i As düşündü ve dedi ki Ebu Musa el-Eşari kesinlikle isteyerek Muaviye bin Ebu Sufyan'ın hilafetini kabul etmeyecek. O halde bu işi bir oyun ile, bir hile ile yapmalı. Ve o hileyi tezgahladı dostlar. Geldi bir gün dedi ki Ebu Musa el-Eşari'ye, ey Allah Resulü'nün sahabesi, günlerce konuşuyoruz ve bir neticeye varamadık. İyisi mi ne yapalım biliyor musun? İkisini de azledelim, İslam ümmeti toplansın, şura kendi içlerinden yeni bir halife seçsin. Bu teklif Ebu Musa el-Eşari'ye de cazip geldi. Tamam, o halde bu konuda hem fikir olalım, bunu mescitte insanlara ilan edelim, insanlar da toparlansın, bu işin ehli olanlar yeni halifeyi seçmek için kendi aralarında istişare etsinler. Bu kararı alarak mescide doğru yola çıktılar. Mescid ağzına kadar dolu, Müslümanlar hakemin vereceği kararın ne olacağını bekliyorlar. Ebu Musa el-Eşari ile Amr ibn-i As arasında da ufak bir tartışma var.
Amr İbn-i As diyor ki sen çık önce söyle. Ebu Musa ile Şari de diyor ki hayır sen çık. En son Amr İbn-i As önceliğin Ebu Musa el-Eşari'de olması noktasında ikna etti onu. O minbere doğru yürürken Hazreti Ali'nin iki yaranı ve dostu İbni Abbas ile Malik İbni Eşder Ebu Musa el-Eşari'nin elini tuttular. Ey şeyh nereye gidiyorsun? Ebu Musa dedi ki biz bir karar aldık, o kararı duyurmak istiyorum. Hayır dediler. Eğer bir karar duyuracaksanız önce Amr İbn-i As duyursun. Ebu Musa el-Eşari tebessüm etti. Çok da şüphecisiniz dedi. Bu kadar da şüphelenmeye gerek yok ki. Biz bir karar aldık, o kararı açıklayacağız. Ne kadar ısrar ettilerse bu iki insan ikna edemediler. Ve Ebu Musa el-Eşari hutbeye çıkarak o kararı insanlara duyurdu. Önce Allah'a hamd etti. Sonra Resulüne selat ve selamda bulundu ve en sonda dedi ki ey insanlar ben arkadaşımız Amr İbn-i As ile şuna karar verdik. İkimiz de taraftar olduğumuz insanları bu işten azledeceğiz. Ve bu işi ümmetin ehil olan şura ehline havale ederek onların seçmesini isteyeceğiz. İşte ben Hazreti Ali'yi nasıl bu yüzüğü elimden çıkarıyorsam onu da halifelikten çıkararak görevden azlediyorum. İndi sıra Amr İbn-i As'ta. O da kararlaştırılmak üzere aynı şeyi söylemesi lazım. O da çıktı. Allah'a hamd, Resulüne selat ve selamda bulundu ve dedi ki ey insanlar, Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan makdul halifenin varisidir. Onun kanını talep etmektedir. Dolayısıyla Muaviye bin Ebu Sufyan bu ümmete, bu ümmetin şu an için seçmesi gereken bir halifedir. İşte arkadaşım Ebu Musa el-Eşari duydunuz. O kendi temsil ettiği halifeyi yüzüğü parmağından çıkarırcasına halifelikten azletti. Ben de yüzüğü parmağımdan çıkarırcasına Ali İbni Ebi Talib'i azlediyorum. Ve bu yüzüğü parmağıma tekrardan koyarcasına Muaviye bin Ebu Sufyan'ı halife olarak tayin ediyorum. Ve orada bir anda mescit birbirine girdi. Müslümanlar alınmış bir kararın hile ile böyle lanse edilmesine tahammül edemedi. En başta Ebu Musa el-Eşari, Allah seni kahretsin, Allah senin evini yıksın ey Amr, biz böyle mi anlaşmıştık dedi, beni oyuna getirdin sen diyerek bir tarafa çömeldi ve ağlamaya başladı. İşte Hazreti Ali'nin niçin Ebu Musa olmasın diye çırpınışının altında yatan buydu. O iyi niyetliydi ve Müslümanların selametini istiyordu ama karşı taraf öyle değildi. Karşı taraf anlaşma üzere Beni Ümeyye'nin saltanatını istiyordu. Ve ne yazık ki ihanet iyi niyete galip geliyordu. Amr İbni As almış olduğu o haberi ve o başarıyı doğruca Muaviye'ye ulaştırmak için Şam'a doğru yola çıktı. Hazreti Ali'nin arkadaşları da Kufe'ye doğru yola çıktı. İmam Ali'ye bu olay geldiği zaman dostlar Hazreti Ali dedi ki hakem yaptığınız bu iki insan Kur'an'ın hükmüne göre hakemlik yapacakları yerde Allah'ın kitabına sırt dönerek kendileri kendi nefislerinden hükümler vermişlerdir. Biz bu hükmü kabul etmiyoruz ve başlangıçta olduğu gibi bugün de onlara karşı mücadele etmeyi kendimize en büyük vazife olarak biliyoruz. İmam Ali bunu dedikten sonra dostlar bir ordu kurulması için emir verdi. Ama cehalet ile kaplanmış Kufe ehli ne yazık ki imamın emrini ağırdan aldılar. Öyle ki günlerce ordunun teşekkül etmesi için mücadele verdi. Ama bir türlü o ordu kurulmuyordu. Sonra bir şekilde
Hazreti Ali'nin dostlarının teşvikiyle bir ordu teşekkül edildi. Şam'a doğru yola çıkmak üzere Kufe'den ayrıldı ve Nuhayla'da konakladı. Orada konaklayıp asıl hedefleri Şam'a doğru yola çıkmaktı. Ama bir de baktılar ki Nehvaran'da çöreklenen o zahirperest guruh, o tekviri kendilerine mantık edinmiş olan insanlar Müslümanlara zarar veriyorlar. Her gün oradan acı haberler geliyor. Öyle bir mantık ki dostlar, yolda geçen insanları çeviriyor o hariciler ve soruyorlar, sen Müslüman mısın, kafir mi? Eğer kafirim derlerse o adamı serbest bırakıyorlar. Eğer Müslümanım derlerse o adamı katlediyorlar. Gerekçeleri ne biliyor musunuz? Eğer Müslüman olsaydınız bizim yanımızda olurdunuz. Çünkü yeryüzünde sadece Müslüman olan biziz. Bizden değilseniz Müslüman da değilsiniz mantığını hareket ettirdiler. İmam Ali baktı ki bunların cinayetlerinin sonu yok. En son Habbab İbni Eret'in sahabenin ilklerinden oğlu Abdullah ve Hamile hanımını katletmeleri İmam Ali'nin sabrını taşırdı. Ve Şam'a hareket için çıkardığı o orduyu Nehveran'a doğru çevirdi ve Nehveran'da bu harici zihniyeti yerle bir etti. O harbi bir dahaki derse bırakacağım inşallah. Buradan dostlar, özellikle İmam Ali'nin harici mantık ile mücadelesinden alacağımız dersleri dört madde halinde özetleyerek bitireyim isterseniz. Hatırlayın, Cemel'den de dört madde söylemiştik. Sıffından da dört madde söylemiştik. Buradan da dört madde söylüyoruz. Aslında İmam Ali'nin mücadele ettiği bu üç harbin de elde edeceğimiz dersler inanın değil 4-40 ile bile sınırlandırılamaz. Ama ben sadece 4 tanesiyle yetineyim. Birincisi dostlar, bu ekrandan da çokça duymuşsunuzdur o sözü. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Harici zihniyetin dindarlığı artıyordu. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Zahire göre birçok ibadeti yapıyorlar. Ama gelin görün ki ibadet ile hayat arasında doğru bir mantık, doğru bir düzlem oluşturamadıkları için o dindarlıkları sapmalarına, sapkınlıklarına sebebiyet veriyordu. Onun için dindarlık marifet ile yürümek zorundadır. Bir kefede marifet, diğer kefede dindarlık. Bir kefede marifet, diğer kefede amel olmalıdır. Marifetten yoksun, bilgiden yoksun bir dindarlığın da uzun vadede insana vereceği bir şey yoktur. Allah korusun insanın sapmasını, saparak daha farklı noktalara kaymasına sebebiyet verecektir. İkincisi dostlar, bu olaylarda tekfir hastalığının insanı nereye vardırdığına şahit oluyoruz. Eğer bir Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gönül vermişse, o sözlere teslim olmuşsa asla bozuk para harcar gibi falanca müşriktir, falanca münafıktır, falanca bilmem nedir diye karşıdaki muhatabı en ufak bir şeyde mühürlememeli. Çünkü Resulullah'ın uyarısı var. Ne diyor Allah Resulü? Siz tekfir etmeyin. Eğer birini tekfir ederseniz o söz havada kalmaz. Karşıdaki o sözün muhatabı değilse söz döner size gelir. Onun için dikkatli olun. Öyle kolay değil birilerini tekfir etmek. Resulullah'ın hayatında gördünüz mü? Tescilli münafıkların dahi isimlerini Allah Resulü ümmetin sır kutusu olan Ebu Huzeyfe'den başka birine vermemişti. Bu bir terbiyedir. Söyleyebilirdi insanlara. Falanca falanca münafık diye söyleyebilirdi. Ama Resulullah söylemedi. O mantığın yayılmasını önlemek için söylemedi. Onun için harici mantıktan alacağımız en önemli ders budur. Tekfir hastalığına saplanmamak. Üçüncüsü dostlar, bazen karşımızdaki muhataplar hak söz ile
batıl davalara bizleri alet etmek isteyebilirler. Onun için Müslüman teyakkuz halinde olmalıdır. Söylenen söz hak olabilir ama istediği şey hak mı? Onu soruşturmak zorundayız. Ve insanların maksatlarını, o söz ile nereye varmak istediğini feraset ve basiret ile tespit etmek zorundayız. Ve dördüncüsü, sonuncusu olarak dostlar, harici mantığa İmam Ali'nin tavrı bizlerin aslında bu tarz mantıklara göstereceğimiz tavır için bir örnektir. Onları söküp atmamak, silip atmamak, yine onları kazanmanın yollarına bakmak. İmam Ali ne dedi? Sizin bizler üzerinde üç hakkınız var. Ve ölene kadar da o üç hakkı muhafaza etmenin yollarını aradı. Rabbim inşallah İmam Ali'nin o bilinciyle bizleri de donatsın. Bizler de o bilinç ile o hidayet meşalesinden süzülüp gelen ilim ve hikmet pınarı ile bizler de kuşanalım. Ve bugünün insanına bu ilim ve hikmeti sunabilecek bir liyakat kesbedelim. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.